Terraria tatlı bir hava verip oyuncuyu sinirden ağlatan oyun. Ve benim bu oyunda hiç deneyimim yok ve amacım 24 saat içinde oyunu kısmen öğrendim diyebilmek. Hazırsanız video başlasın. Ne yapsam? Google yazayım bari. İzleyelim. Hiçbir şey anlamadım. O zaman ona, Terraria üstadına mesaj atma vakti. New World. Evet, hazır mıyız? Master. Large yaptın ya. Crimson yapıyorum bunu ya. Ben random istemiyorum. Bu kim lan? Ya Kipri Sonic. Ben de NPC'lerden biri sandım. Lan oha, kız olmuşum. Yavuz git avatar. Öncelikle biraz odun kestim. Daha sonra ise açık olan bir mağara girişinden girmeye karar verdim. Madenle bir sandık buldum ve içindekileri lootladım. A throwing knife. Let's go dude. Lan sen mızrak ne ara yaptın? Az önce testten çıktı. Biraz da yaratıklarla savaştım. Ve ilk like kristali bulduk. Vatana millete uğurlu olsun. Fakat daha sonra arkadaşım ve ben öldük. Daha sonra ise bir sandık buldum ve içini lootlamaya karar verdim. Keşif yaparken bir çöle denk geldim ve arkadaşımla piramit arayışına başladık. Fakat piramit ararken kafama slime düştü ve öldüm. Ve wormhole potion'la arkadaşıma ışınlandım. Ve yaratıklarla savaştık. Tam piramit bulmuştuk ki öldüm. Yani pek ev denilmese de eve benzeyen bir şey yapmaya karar verdim ve temelleri attım. Al! 60 vuruyor zombi! Fakat bu sırada çok zorlandım. Zombilerin resmen tecavüz etmediği kaldı. Ve arkadaşım bana demir bir yer verdi. Ve tekrar madene indik. Tungsten ore diye bir şey buldum ve kazmaya başladım. Fakat öldüm. Yine ve yine. Tekrar madene indim ve yine öldüm. Işıklar çıkartıyor! Ve yine. Yine ve yine. Bunun çocuklara çıktı. Ve Gravity Potion'la bir Skyland bulmaya karar verdik. İlk başta yanlışlıkla uzaya gittim. Daha sonra bir Skyland buldum fakat içinde hiçbir şey yoktu. O yüzden ignoreladım. Sonrasında bir Skyland daha buldum ve içerisinde sandık vardı. Onu lootlamaya karar verdim. İçinden düştüğümde hasar almamı engelleyen bir at nalı gibi bir şey çıktı. Hemen kullandım. Ve yine öldüm. Evet. Arrow yapayım bari, işe yarar. Bundan küçük bir şey var. Öldürdüm. Yine ve yine. Ben de tekrar madene indim fakat tekrar öldüm. Crimson'a bir uğrayayım dedim. Yine öldüm. Çöle gittim. Ve yine öldüm. Madene indim ve yine. Yaklaşık 50 kere öldüm ya. Çok kere ölsek de az da olsa birazcık cevher topladık. Ve kendime platinyum bir yay yaptım. Ve bayağı bir ok. Arkadaşım da psikolojik destek olur deyip Iron Chestplate verdi. Onun yanında da topaz bir hook verdi. Ve Eye of Cthulhu'yla olan boss fight'ımız başlıyor. Ve ben çok kez ölmeme rağmen arkadaşım direnmeye çalıştı. Fakat olmadı. Bence bugünlük bu kadar yeter. Daha sonra arkadaşım dünyayı açık bırakmamı ve orada kasılacağını söyledi. Ve gerçekten de iyi şeyler bulmuştu. Platformumuzu büyüttük. Arkadaşım bana bir kanat verdiğinden ben de hook'umu ona verdim. Ve King Slime'ı çağırdık. Upuzun süren bir boss fight'tan sonra sadece bir kere ölerek savaşı tamamladım. Kendime bir slime pet'i buldum. Ve treasure bag'lerden ise slime saddle, slime hook, armored royal gel çıkmıştı. Ve yanımda bir slime arkadaşım olmuştu. Slime hook sayesinde Spider-Man gibi bir hook'um olmuştu. Ve bir bireyim de olmuştu. Ve arkadaşım artık NPC evlerine başlayacaktı. Arkadaşım NPC evlerini bayağı ilerletmişti. Ben de ona odunlarımı atmaya karar verdim. Arkadaşım NPC evlerini bitirdi. Ve biz de artık Eye of Cthulhu'yla savaşmaya hazırlanmaya başladık. Eye of Cthulhu'yu çağırdık. Çok uğraştık. Fakat boss'un son canı 71'di. Fakat bir sonraki fight'ta onu affetmeyecektik. Biraz madenlerde takıldık fakat bir booby tuzağına yakalanıp öldüm. Arenayı büyüttük ve ışıklandırdık.
Eye of Cthulhu'yla upuzun süren fight'ın sonucunda onu alt etmeyi başarmıştık. Treasure Bag'den oyunun sonuna kadar kullanacağımız Eye of Cthulhu kalkanı çıkmıştı. Bunun sayesinde dash atabiliyorduk. Şimdi ise Brain of Cthulhu için Crimson'da bir mağaraya girmeye karar verdik. Bu arada bombacı NPC'den de baya bir el bombası aldık. Brain of Cthulhu'nun mekanına ulaşmıştık. Oraya bir arena inşa ettik. Ve Brain of Cthulhu'yu çağırdık. Fakat daha gözlerinin bir tanesini bile indiremeden öldük. Ve Brain of Cthulhu'ya bulaşmamaya karar verdik. Keşif yaparken bir buz mağarasına denk geldim. Buz mağarasında tatlı tatlı loot yaparken daha güzel loot yapabileceğim bir yer bulmuştum fakat zombilerin saldırısına uğradım. Tekrar Eye of Cthulhu'yu kesmeye karar verdik çünkü paraya ihtiyacımız vardı. Kestik ve içinden çıkanları sattık. Parayı arkadaşıma verdim, o da kendine bir silah satın aldı. Ve Goblin Army Event'e başladı. Bol bol ölümlü olan Goblin Army Event'ini eninde sonunda tamamlamayı başardık. Arkadaşım map'in sonuna doğru gitmem gerektiğini söyledi. Orada bir dungeon varmış ve Skeletron boss'u için gitmem gerekiyormuş. Ben de sola doğru yola çıktım. Dungeon'ı da bulduk ve arena inşasına başlamıştık. Fakat Blood Moon Event'i başladı. Blood Moon Event'inde de bol bol yaratık kestik. Ve oyun bizi Bloody Tear ile ödüllendirdi. Bu eşya sayesinde istersek Blood Moon Event'ini başlatabiliyorduk. Ve tekrardan sola doğru yola çıktım. Fakat mermimin çok az olduğunu fark edip geri döndüm ve bol bol mermi aldım. Ve Skeletron boss'unu çağırdık. Skeletron boss'una karşı çok direnmeye çalıştım. Fakat elini alıp kafama fırlattığından dolayı öldüm. Ve Wormhole Potion kullanarak arkadaşımın yanına ışınlandım. Upuzun süren bir fight'ın ardından bir kere daha ölerek boss'u kesmeyi başardık. Boss'tan çıkan loot'u almak için sola doğru yola çıktım fakat yolda bir kere öldüm. Loot'u almayı başardım. Ve loot'tan Brisk Bungalow adında bir aksesuar çıkmıştı. Bunun sayesinde saldırıların bir kemik parçası fırlatıyordu. Ve dungeon'a girmeye karar verdim. Fakat dungeon'da garip garip yaratıklar yüzünden hayatımı kaybettim. Ve artık ev demeye bin şahit isteyen şu kutudan kurtulmak için yeni bir ev inşasına başladım. Terraria'daki ilk evime göre bence güzel bir ev yapmayı başarmıştım. Yani o kadar iyi olmasa da. Ve çatı katına kupalarımızı yerleştirdim. Ve küçük odamızı da sandık odasına çevirdim. Evimize de Guide adlı NPC geldi. Arkadaşım ben ev yaparken yaptığı elevator'dan hele doğru inmeye başladım. Ve hele inmeyi başardım. Hel'de içinde bol bol loot çıkan evlerinden buldum. Fakat buradaki Hell Forge'u ve Hellstone'u kazmak için Brain of Cthulhu'yu katletmemiz gerekiyormuş. O yüzden bilerek lava atlayıp öldüm. Para için Kingsland kestik. Ve bol bol mermi satın aldık. Ve artık Brain of Cthulhu'dan intikam almamızın vakti gelmişti. Arkadaşım bana eski kılıcını verdi. Artık daha güçlüydüm. Brain of Cthulhu'yu çağırdık. Arkadaşımın goblinlerden çıkan spiky bombları sayesinde gözler çok hızlı hasar yedi. Ve Brain of Cthulhu'yu alt etmeyi başardık. 24 saatte 4 boss kesmiştim. 2 de event tecrübe etmiştim. Bence bu öğrenmek sayılırdı. Arkadaşım farklı dünyada, 1 saatte kastının kanıtı, bana saçma sapan, eğer kasmasaydı öğrenemezdin, 4 boss kesemezsin dememeniz için bunu size gösteriyorum. En kötü 3 saat daha oynardık. (Gülüyor)